Arkadaşlar merhabalar. Analitik geometrinin son testini çözeceğim dostlar şimdi. Hemen başlayalım. Şöyle odaklanmayı falan da ayarlayalım. Vakit kaybetmiyorum. Hemen başlıyorum dostlar. Birinci sorumuz. Esra dik koordinat düzlemindeki AB çubuğunu dik olarak kesen bir doğruyla iki eş parçaya ayırmak istiyor. Şimdi bak. Dik kesen bir doğruyla iki parçaya ayıracakmış bunu. Şimdi burada ne demek istiyor aslında bize? AB doğrusuyla şu D doğrusu diyelim buna. Dik kesişen iki doğru. Peki AB'nin eğimini nasıl buluruz biz? Eğim AB diyeyim. İki nokta belli olduğu için Y'leri çıkart. 3'ten 1 çıktı 2. Bölü X'leri çıkart. 8'den 4 çıktı 4. Yani 1 bölü 2 oldu AB'nin eğimi. Peki dik kesiştikleri zaman ne oluyordu eğimler çarpımı? Eksi 1. O zaman D doğrusunun eğimi yani benim aradığım doğrunun eğimi takla attırıp işaret değiştiriyorum. Eksi 2 oldu. Şimdi hangisinin eğimi eksi 2 ona bakalım dostlarım biz. Bakın sadece A şıkkındaki denklemin eğimi eksi 2 olduğu için doğru cevap A şıkkı diyorum. Ha, artı bir de nokta da bulurdum ben eğer iki şık arasında kalsaydık. Şu ikisinin toplamının yarısı orta noktayı verecekti. 4 ile 8'i topladım 12 bölü 2'den 6. 1 ile 3'ü topladım 4 bölü 2'den de 2. Orta noktayı da buldum. Şimdi iki şık arasında kalsaydım bir de bu noktayı sağlatacaktım. Bakın sağlatalım. X yerine 6 yazın 12. Y yerine 2 eksi 14. 14 eksi 14'ten 0 eşittir 0 geliyordu. Gerçekten A şıkkı doğru cevap geliyordu. 2 numaraya geçtik. Noktasının doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? Hemen formülü kullanıyorum arkadaşlarım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı formülümüzde. Mutlak değerin içine doğru denklemini yazacağım ama x yerine eksi 3 yazacağım. Eksi 15 olacak. Y yerine 2 yazacağım. Eksi 24 olacak. Artı 13. Buraya da x ile y'nin 5 ile 12 ya katsayılarının kareleri toplamı. Yani 5'in karesi artı 12'nin karesi diyeceğim. Peki şu üst tarafı bir toplayalım. Eksi 39. 13 daha. Eksi 26. Artı 26 olarak mutlak değer dışına çıktı. Burası da 5 12'den 13 geldi. 26 bölü 13. 2 bulduk arkadaşlar. Şuna bakalım. Dik koordinat düzleminde bulunan ABCD karesi A noktası etrafında tamam. Pozitif yönde D noktası Y ekseninin üzerindeki bir noktayla çakışacak şekilde döndürülüyor. Şimdi döndürelim bunu arkadaşlarım. D noktası şuraya geliyormuş. Y ekseni üstünde bir şeyle çakışıyor. Tabi haliyle C şuraya bir yere denk gelecek. Şöyle gösterelim. B de burada bir yere denk gelecek kardeşler. A, B üssü, C üssü, D üssü karesinin B üssü köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur diye bir şey sormuş bize. Şimdi öncelikle şunu bulalım. Şurası 4 birim. Şurası da 5 birimmiş arkadaşlarım. Karenin bir kenarı 5. O zaman şurası da 5. Şuraya 3 birim kaldı diyelim. Bizim karemizin de bu kenarı 5 olacak. Şimdi ne demiştik? Böyle kare sorusu gördüğümüzde 4 köşesinden geçen büyük kareyi bir çizin demiştik. İşte çizdim. Ve burada bakın 1, 2, 3, 4 tane üçgen oluşur. Bu 4 üçgen de eş üçgendir kardeşlerim. Hadi eşliklerini gösterelim bunların. Şuna A açısı, şuna B. 90 olduğu için burası A. 90'dan B, 90'dan A, 90'dan B, 90'dan A. Şurası da B. Bakın B'nin karşısına 4 düştü ya. Hepsinde B'nin karşısına 4 düşecek. Burada da B'nin karşısı 4. Burada da B'nin karşısı 4 olacak. A'nın karşısına 3 düştü. Burada da A'nın karşısına 3 gelecek. Şurası 3. Bakın B noktasının koordinatları ne oldu arkadaşlarım? Y'si 4 geldi. X'i de şuradaki uzaklık yani 7 çıktı dostlarım. 7'ye 4 yani Denizli şıkkı doğru cevap. Şuna bakalım. ABC'de düzgün altıgen. C köşesinin koordinatları. Şimdi D'nin Y'si 6'ymış. Demek ki şurayı birleştirirsem burası 6. Peki düzgün altıgende 120, 30, 30 üçgenleri vardı dostlarım. Hatırlayın hemen şimdi. Şurası 2 kök 3, 2 kök 3 olmalı ki hani kısa köşegen kök 3 katıydı. Şuradan aşağı demek ki bir diklik indirirsek şöyle de 2'ye bölsün burayı 3, 3. Burası da 3 olacak dostlarım. Bakın C'nin
X eksenine uzaklığını buldum bile arkadaşlar ben. Demek ki y'sini buldum, 3 olacak. Bir kere y'si 3 olacak. Şunları sildim. Peki apsisi dediğimiz, x dediğimiz yer de şurasıdır dostlarım. Yani uzun köşegen çıktı. Uzun köşegende bir kenarın köküç katıydı. İki köküçün şey köküç katı diyorum. İki katıydı. İki köküçün iki katı 4 köküç geldi. Cevap Adana. Şuna bakalım. Bir çatının üzerinde çatı eğim hesabı yapmak istiyorsanız aşağıdaki temsili resimde gördüğünüz gibi bir su terazisi ve bir cetvelle resimde gösterildiği gibi ölçüler almanız gerekmektedir. Peki buna göre çatının eğimi kaçtır? Arkadaşlar eğimini nasıl buluyorduk? Şuradaki alfa açısının tanjantı. Hemen Z harfinden şurası da kesinlikle alfadır diyorum. Şimdi burada alfanın tanjantını bulacağım. Yani şuradaki uzaklık bölü şurası zaten 45 verilmiş bize. Şu bölü 45. Bölü 45'i yazalım da şurası kaç santimmiş onu bir bulalım biz hemen. Bakın 6 ile 15 arası yani 9 birimmiş burası. O zaman 9 bölü 45. 9'a bölersek 1 bölü 5. 2 ile genişletirsek 2 bölü 10. Yani 0,2 ya da 0,20 de doğru cevaptır deriz. Şuna geçiyorum hemen. Dik koordinat düzleminde M1 eğimli bir doğru X eksenini 5'e 0 noktasında kesiyormuş. Şimdi koordinat sistemini çizelim. Şurası bizim 5'e 0 noktamız olsun. Ve M1 eğimli bir doğrumuz var arkadaşlarım. 5'e 0'dan kesiyor. M2 eğimli bir doğru ise x eksenini eksi 1'e 0 noktasında kesiyor. Şöyle bir doğru. Şimdi bunun eğim açısı alfa olsun. Bunun eğim açısı beta olsun. Ve M1 ile işte burası olayı bitiren yer. M1 ile M2'nin toplamı sıfırmış dostlarım. Demek ki biri pozitif eğim ki alfadan çıkan pozitif eğimdir. Beta'dan çıkan da negatif eğimdir. Aynı değerler ama biri artı biri eksiymiş ki sıfır oluyormuş dostlarım. Demek ki bak bu adamın asıl eğim açısı da şuradaki eğim açısı da pozitifini sağlayacak ya kardeşlerim. O zaman alfa ile beta kesinlikle birbirine eşitmiş ki hani ikisinin de tanjant değeri birbirine eşit olsun. Hani bunun gerçek eğimi beta'dan buluyoruz. Mesela atalım bu eksi 3 bölü 5 sallıyorum kafada. O zaman bununki de ne olacak? 3 bölü 5 olacak ki toplamları 0 olsun. Demek ki tanjant alfa 3 bölü 5. Bu da 3 bölü 5 olacağı için burası da alfa geldi. Yani ikizkenar üçgen oldu dostlarım. Diyor ki x eksenini kesmektedir. Bu doğruların kesim noktasının aha bunun apsisi kaç birimdir? Bak buradan aşağı diklik indirirsem bu diklik burayı ikiye bölecek mi? 6'ydı. 3 burada bırakacak. Şuraya 2, şurası da 1 zaten. Bak bu noktanın apsisi şurasıdır işte kardeşim. Yani şurasıdır. Yani 2'dir dedim. Hadi 7'ye geçelim. Bakalım ne diyor bu? Ferhat tarlanın A noktasında çalışırken evin B noktasında yangın çıktığını görmüş ve A noktasındaki kovayı alıp kıyısı x ekseni olan dereden su tutup doldurarak en kısa yoldan yangını söndürmeye gitmiştir. Ferhat'ın aldığı yol nedir diye bir soru sormuş dostlarım bize. Aslında siz bu soruyu çok çözdünüz dostlar. Şöyle A noktasının şöyle koordinat sistemini bir çizeyim de ben. A noktası bak eksi 18'e 9 şurada. Demek ki şurası 9 birim. Şurası da 18 birim. A noktası burada. B noktası da şurada bir yerde arkadaşlarım. Bu da dere. X ekseninin kıyısı X ekseni diyor ya burası da dere. B noktasının da diyor ki kardeşim Y'si 1, şurası 1, X'i 6, şurası da 6 birim. Ve sonra A'dan dereye koşacak, dereden de B'ye gidecek en kısa yolu soruyor. Ne yapıyorduk? Birinin simetrisini alıyorum. İşte B'nin simetrisini aldım. Şurası da 1. Şuradan bir dikdörtgen oluşturuyordum dostlarım. Şurası da 1, şurası zaten 24 oldu. İşte gideceği en kısa yol da şurasıdır diyorduk arkadaşlar. Ve bakın şurada 10, 24, bir şey üçgeni çıktı ki aslında 5, 12, 13 üçgeninin iki katı. Demek ki A ile B arası 26. En kısa yol budur dedim. Cevap Edirne. 8 numaraya bakıyoruz. Bu ne diyormuş? Dikmiş bu buraya. AC dikmiş o Y eksenine. Tamam. A'nın apsisi eksi 2'ymiş. Demek ki şu uzaklık 2 birim. Onu bir yazalım. OB, OC'ye eşit. Onu gördüm. AB'yi 10 gördüm. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre yamuğun alanı acaba nedir diye bir soru sormuş bize.
Hadi şuradan aşağı bir diklik indirelim. Dik yamuklarda bunu yapıyorduk. Şurası 2. Şuraya a diyelim. A artı 2 ya. Bu da a artı 2. O zaman şu da a artı 2. Bak şu üçgende a'yı buldun. Hipotenüs 10 olduğu için diyorum ki 6, 8, 10 üçgenidir. Evet, gerçekten sağlıyor. A'ya 6 verdiğimde burası 8 çıkıyor. Hadi yamuğun alanı. Alt taban 8, üst taban 2. Toplamları 10 bölü 2 çarpı yükseklikte 8. 80 bölü 2'den 40 geldi cevabımız. 9'a bakıyorum. Gergin bir ipe konmuş şekildeki kuşların sahip oldukları koordinatlar verilmiştir. Buna göre m nedir? Bak şimdi x'ler hepsinde belli ya. Şuradan bak. Eksi 2'den 4'e 6 birim yükselmiş. 4'ten 7'ye 3 birim yükselmiş dostum. Demek ki 6'ya 3 ya. Burası mesela şu mesafe 2k uzunluğundaysa şurası k uzunluğundadır diyebilirim. Şimdi aynı şeyleri y'ler için yapalım. 3'ten 0'a 3 birim düşmüş. Bak 2K'da 3 birim. Demek ki buradan buraya 3 bölü 2 birim düşecek. 0'dan 3 bölü 2 çıkartacaksın. Eksi 3 bölü 2 gelecek bu da. Cevap Bursa olacak dostum. Hadi 10 numarayı okuyalım. Bakalım bu ne diyor. Şekildeki dik koordinat düzleminde eğimleri 1 bölü kök 3 ve eksi 1 olan doğrular. Bak demek ki şimdi bunun gerçek eğimi bu tarafta sağ taraftaki açıdır ama negatif olduğu zaman sol tarafı vermiş demektir bize. Demek ki bunun eğimi eksi 1. Yani 45 dereceymiş eğim açısı. Çünkü tanjant 45 biri veriyor arkadaşlar. Bununki de 1 bölü kök 3. O zaman şurası da 30 derecedir. Bak buradan aşağı inen dikliği sana 2 olarak söylemiş. Y'sini 2. 45'in karşısı 2, burası da 2. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Alanını soruyor. Yükseklik 2 çarpı taban 2 kök 3 artı 2 bölü 2 idi. 2'ler gitti. 2 kök 3 artı 2. Bursa çıktı sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. A ve B noktalarından geçen bir K ve bir K noktasında kesişen eğimleri toplamı sıfır olan iki doğru çizilirse K noktasının koordinatları ne olur diye bir soru sormuş. Bir daha söyleyelim. A ve B noktalarından geçen ve bir K noktasında kesişen eğimleri toplamı eksi 1 olan diyor. Yani bir şeyler çizin diyor arkadaşlarım. Şöyle bir şeyler çizmeye çalışalım. Şimdi A noktasından geçen birinci doğru şu olsun. B noktasından geçen diğer doğrumuz da şöyle bir şey olsun işte arkadaşlarım. Şöyle bir şey. Ve bunlar da şöyle gelmişler. Bir K noktasında kesişiyorlarmış. Tamam. Eğimleri toplamı sıfır olan iki doğru çizilirse diyor. Şimdi eğimleri toplamış. Şunun eğim açısı burası. Bunun eğim açısı da burası alfa. Demek ki ikisinin de eğimleri hani biri diğerinin tersi olacak. Negatif olacak ki eşit olsunlar değil mi arkadaşlarım? O zaman yanlış çizdim ben. Alfa. Şurası da alfa gelecek dedik. Şurası 2, şurası 3. Evet, muhtemelen yanlış çizdik. K noktasının ordinatı nedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Şöyle kesişecekler o zaman. Şimdi eğimleri toplamı sıfırsa bunu bir daha çözmüştük biz. Ne yapacağımızı biliyoruz orada artık da. Şunu bir daha göstereyim. Şimdi şu bizim alfa dediğimiz açı. Şimdi bu adamın da öyle bir çizmem lazım ki arkadaşlarım. Eğim açısı alfa olması lazım ve bir de K noktasında kesişecekler bu keratalar. Şöyle bir şey deneyeyim ben. Bakayım şurası K noktası olsun. Şimdi bu adamın eğim açısı şuradaki açıdır. Buradaki açının hani bunun eksilisi olması lazım. Dolayısıyla şuradaki açımız da alfa olacak. Burası alfa ise tam tersi. Şurası da alfa olacak diyelim. Yani şurada bir ikizkenar üçgen çıkacak karşımıza. Peki şurası 2, şurası 3 birimmiş. Tamam, onu da söyleyelim. 5 birim oldu. K noktasının ordinatı dediği yer K noktasından aşağı indirdiğin şu dikliği soruyor bize. Şimdi bu diklik burayı tabii ikiye bölecek. AA diyelim buraya. Başka bir şey görmedim başka buradan. Şimdi alfa ise alfa dedik. Şuraya beta diyelim. Beta. Beta. Şurası alfa. Şurası 90. Şurası da beta. Ve bakın beta burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Şuradan bir diklik indirelim biz. Bu diklik bu
İkiz kenarın tabanını 2'ye bölecek 5 ya. 2,5, 2,5 diye 2'ye bölecek arkadaşlarım bu diklik. İşte o yüzden bu tarafta bir yerde kesişmeleri gerekiyor. Dur, bir daha şimdi en düzgününü çiziyorum arkadaşlar. Şimdi A noktasından gelen böyle geldi. B'den giden de şöyle gitti arkadaşlarım. Şöyle bir şey. K noktası burası. Şimdi bunun eğim açısı alfa. Bununki de yine şuradaki eğim açısı alfa olacak. Yani şurası alfa gelecek. Bu bir. Sonra alfa, şunun da tabii tersi alfa olacak. Biraz daha büyük çizeyim de o üçgeni ben. Daha güzel olsun. Şöyle. Şuradan bir yerden geçirelim ki güzel bir şey gözüksün arkadaşlarım. Şöyle bir şey olsun. Şurası K. Şimdi bunun eğim açısı alfa. Bununki de alfa olacak. Şurası alfa. Tabii tersi de alfa. K'dan dikliğimi çizdim. Burayı 2'ye böldü dedim. Sonra alfa 90, beta dedim buraya. Şurada alfa 90, şuraya da beta dedim. Ve bu ne çıktı? İkizkenar üçgen. Tabanına diklik indirirsek bu ikizkenar üçgenin 5 ya burası. Şurası 2. Şuraya 1 bölü 2 kalacak. Şurası da 5 bölü 2 gelecek arkadaşlar. 2'ye bölecek tabanı. Bakın K'nın ordinatı şurayı soruyor. Yani şurayı soruyor bize. 1 bölü 2'yi gördünüz. Ama aşağıda olduğu için, 3. bölgede olduğu için de eksi olacak. Eksi 1 bölü 2 dedim cevabı. Peki. Dik koordinat düzleminde M eşittir 0 ile 1 aralığında için. Doğrusunun eğim açısı alfa ise x eşittir my ile y eşittir mx doğrular arasındaki açı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Tamam, biraz daha bir kere daha okuyacağım arkadaşlarım ve düşüneceğiz bunu. Şimdi bunu bir şekil çizerek görmeye çalışalım. Şurada bir şekil çizmeye çalışalım dostlarım. Şimdi şu renkli kalemi de alayım. Şu bizim y eşittir mx doğrumuz olsun. Şu da y eşittir ne oluyor? X bölü m doğrusu oluyor. Şimdi bu adamın şurada eğim açısı alfaymış. Buradan aşağı bir diklik indirsem eğimi m bunun arkadaşlarım. Demek ki karşı bölü komşusu m bölü 1. Şu yeşil için konuşalım. Buradan bir diklik çizsek dostlar şuraya 90 derece. Bunun eğim açısı şuradaki açıdır. Şurası bize de zaten şu aradaki x açısını soruyor. Şuradaki açı eğim açısıdır bu yeşil doğrunun. Yeşil giden doğrunun. Z harfinden burası da buraya eşit. Demek ki bu açının tanjantı 1 bölü m. Yani karşısı 1, komşusu m. Şimdi şu iki üçgene bakın yeşil ile turuncuya. M1 aradaki açı 90, M1 aradaki açı 90. Demek ki eş üçgenler. Bunun M'nin karşısı alfa ise bununki de şurası da alfa olacak diyebilirim. Bakın burası toplam 90 değil miydi? X ile 2 alfanın toplamı 90 oldu. 2 alfayı bu tarafa atarsam X eşittir 90 eksi 2 alfa geldi dostlar. Evet arkadaşlar, analitik geometriyi gömdük. Bir sonraki videomuzda çemberin analitiğine geçecekmişiz. Hadi bakalım, kolay gelsin dostlar. Görüşmek dileğiyle.